Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum her seferinde ayağa kalkmayı ve mutlu olmayı başarabilen bir kadın. Hayattan öğrendiklerini hiçbir koşulda hayattan vazgeçmemeyi, ümit kesmemeyi sözüyle özetleyen ekranların, tiyatro sahnelerinin, sinemanın güzel ve yetenekli Başarılı oyuncusu, sevgili Deniz Uğur. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Çok <laughs> teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldu. <laughs> sevgili Deniz. <laughs> e, Deniz sen e, aslında sanatçı bir ailenin çocuğusun. Evet. Değil mi? Evet. Baban e, Mete Uğur. Evet. E, annen de balerin. Evet. Suna evet. E, Uğur. Aslında çok disiplin isteyen iki meslek dalı. Onların çocuğu olmak nasıl bir şeydi yani? Onlar böyle e, otoriterler miydi? Yani hayatta her alanda olduğu gibi e, avantajları ve dezavantajları var. Evet. Bu belki... hayattaki dualite yasası. Bir zorluğun <laughs> yanında bir kolaylık. E, bana çok büyük avantajları oldu. E, özellikle bilgi görgü. E, gözlemlediklerim onların yanında çünkü benim çocukluğum kulislerde geçti. Ben de onu soracaktım yani çocukluğunu yaşayabildin mi e, bir sorumluluk muydu senin için böyle bir ünlü evet. annenin babası olmak? Evet tabi sorumluluk ama e, çocukluğumu yaşayabildim ama belki herkesininkinden daha farklı bir çocukluk yaşayabildim. E, senin çok iyi yetişmeni istedikleri için. E, Adam akıllı e, senin eğitimine ağırlık vermişler gördüğüm kadarıyla ve hayatın hep konservatuvarlarda geçmiş, evet, e, bale, e, piyano e, birçok e, alanda senin e, yetişmeni istemişler adeta seni sanatçı olarak e, beslemişler e, yetiştirmeye çalışmışlar e, bu e, büyük bir şans e, evet. aslında. Belki de birçok o yıllarda belki fark edemediğim bir şans ama Doğru. E, şu an ne kadar büyük bir donanım sahibi olduğunu gösteriyor. Evet. Bunun bunda sanatçı olmalarının yanı sıra öngörü sahibi olmalarının da çok büyük etkisi var. Özellikle yabancı dil öğrenmem konusunda çok ısrarcıydı annem babam. Ki benim çocukluğumda hani 1980'lerde 90'larda bu konuya çok da önem vermezdi herkes ama onlar bunun farkındaydı. Ee, evet. Sanatçılar aydınlanmış insanlar oluyorlar. Bütün dünyayı görüyorlar, fark ediyorlar ve e, donanımlı yetiştirmeye çalıştılar gerçekten. Onlara olan borcum ödenmez. Baban ee, zaten e, zannediyorum dünyanın birçok e, ülkesinde resitaller vermiş. Evet bu, sahneye sanatçımız. çıktı. Leyla Gencerle La Scala'da. De sahneye çıktı. Ben çok iyi hatırlıyorum Leyla Gencerli le İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduğu zaman evet. e, Tosca operasıyla sahneye çıkmıştı. Ben de orada sahnede e, bir küçük rolüm vardı. Ne güzel. E, onun için e, çok sık e, karşılaşırdık. E, öyle bir hayranlığım vardı kendisine. Evet. Senin baban olduğunu duyunca aya <laughs> canım. Senin sadece annen baban da değil yani bütün sülalece e, çok değerli isimler var. Evet. Neveser Kökdeş, e, Muhlis Sabahattin, Sabahattin evet. Melek Kobra hatta Keriman Eriman Halis. <laughs> ya! Evet. Ya! E, Evet, şu anda sen de zaten Keriman Halis gibi bir Ece gibi oturuyorsun. <laughs> Ay canım. Sizin karşınızda oturmak için öyle olmak oh. gerekiyor herhalde. <laughs> ee, yani bu çocukluk aile içinde büyüdüğün bu kadar değerli isimlerin senin yetişmende mutlaka hepsinin bir yeri var. Evet. Hepsinden aldığın bir şeyler var diye düşünüyorum çünkü. Ee, ...herkese böyle bir aile nasip olmuyor. Doğrudur. Ee, çok çok disiplinli insanlardı. Babam opera sanatçısı olduğu için... ...annem de balerin olduğu için... ...yani bunlar çok disiplin isteyen sanatlar. Elbette. Ee, <laughs> eğlence sektöründen farklı bir şey sanat ve çok disiplin istiyor gerçekten askeri bir disiplin istiyor beni de o koşullarda yetiştirdiler belki yaşıtlarım gibi sokağa çıkıp orada oyun oynama şansım diğerleri kadar yoktu ama babamın kocaman bir kütüphanesi vardı ve ben de okuma sevdası bu edebiyata düşkünlük o zamanlar başladı belki küçükken şikayetçi olduğum bir konuydu yeterince arkadaşlarına bir arada olup oynayamamak ama sonradan aslında benim için ne kadar doğru bir aile olduğunu anladım. Bazı şeyleri fark etmek için hayatta yaşın Kemal'e ermesi gerekiyor. Bu belli bir yaş değil, herkes için farklı olabiliyor. Ama ömrünüzün bir bölümünde mutlaka bir dönem geliyor ve siz aydınlanıyorsunuz, farkındalık kazanıyorsunuz. Ben şu anda bulunduğum yerden çok mutluyum çünkü artık farkındayım. Ne Eskiden güzel. öyle değildi. Ne güzel. Ee, i̇nsan gençliğinde her şeyi göremiyor. Hani e, bu üçüncü gözün açılması hadisesi, gönül gözünün açılması ve her şeyi fark etmeye başlamak. Nereden geldiğini, nereye gittiğini ve aslında kim olduğunu ve ne istediğini Hı -hı. E, anlamaya başlamak insanı çok mutlu ediyor. Çünkü hayat çok anlamlı bir hale geliyor. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlıyorsunuz. Ve e, gerçekten çok şükrediyorsunuz o zaman. Ne güzel! Keşke e, herkes e, bu noktaya varabilse, e, o zaman zaten dünya iyilikler ve güzelliklerle dolu olacak. <laughs> Peki e, birçok e, eğitim aldıktan sonra oyuncu olmaya nasıl karar verdin? Çünkü e, Balede Önce. okudun değil mi? Evet. Sonra nasıl oyuncu oldun? İlkokulu bitirdikten sonra işte bale bölümünün giriş sınavları vardı. Çünkü bale eğitimi konservatörlerde ortaokulda başlıyor. Ona girdim kazandım ve lise sona kadar bale bölümündeydim. Tiyatro eğitimi üniversite seviyesinde başlıyor. Hı hı. Bunun için ben yeniden sınavlara girdim. Yani aslında açık söylemek gerekirse annemle babam bundan pek hoşlanmamıştı o zaman. Çünkü balede iyi bir durumdaydım. Hani bir geleceğim Baleye vardı. De evet onların kafasında şekillenmişti bu. Hani her şey yolundaydı. Şimdi niye? Çünkü bu da bir risk. Çünkü bizim zamanımızda 1990'ların başında bin kişi başvuruyordu bir okula ve sadece 10 kişi alınıyordu. Yani burada hani gerçekten öne çıkmak gerekiyordu. Yani ya alınmazsan ya. E, o zaman ne olacak diye e, ama hayal insan, yaşamanı yaşamını istememişler. istememişlerdi. E, var, yani yola çıktığın yolda devam et demişler. Evet. Ama, ama dinlemedim. Çok çok kıymetli e, hocalardan çok. ders aldın. Çok. Mesela Yıldız hanım senin hocan evet. o. Evet. Ne büyük bir şey. Yıldız hoca e, gerçekten efsane bir kadın. Evet. E, yani yüzyılın ...en önemli kadınlarından biri ödününü almış Avrupa'da bir insan. Tarihe geçmiş birisi. Bizim sanat tarihimizin çok önemli bir parçası. Çok. Onun öğrencisi olmak hakikaten çok büyük bir ayrıcalıktı. O dönemde ayrıca okulda... E, işte ...Haldun Dorman, Ahmet Leventoğlu, Engin Uludağ, Güngör Dilmen... ...Mehmet Birkiye, Suat Öztür'na ...yani her biri bir, bir yıldız bir kadrosuydu, bir, bir kadrosuydu bizim evet. hocalarımız. Evet. Dolayısıyla çok yönlü bir eğitim alma şansımız oldu. Çünkü hani bu sadece sahne dersi değil. Mitoloji, sanat tarihi, onların kendi tecrübeleri bize aktardıkları bizim ufkumuzu o kadar Tabii genişletti de. ki mesela evet. benim Güngör Dilmenle oyun yazarlığı çalışma şansım oldu. Şimdi bunu siz nerede bulabilirsiniz bu şansı? o yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ve gerçekten. sonra da bu değerli isimlerin çoğuyla sahne aldın e, Evet sahneye çıktın Evet ya yani bu kadar büyük ustalarla o daha henüz kariyerinin başındaki bir genç olarak e, yani paha biçilemez bir gerçek e, yani. şans Farkında mıydın e, o zaman yoksa daha şimdi mı sonra? şimdi daha çok farkındayım şimdi daha çok farkındayım ne? Çünkü bazı insanlar eşsiz oluyor. Ee, tabii ki onların yetiştirdiği öğrenciler de sonradan çok değerli öğretmenler oldular bir kısmı, Elbette. bir kısmı akademisyen oldu, öğretmen oldu. Onlar da öğrenci yetiştirdiler. Ee, ama o dönem dediğim gibi bir yıldız kadrosunun elindeydik. Onlar bizi eğitiyordu ve bu, bunun nasıl bir şans olduğunu, yani normal bir olay olmadığını sonradan anladım. Ee, ama burada benim söylemek istediğim bir şey daha var. Ee, bu eğitimle ilgili. Ben kendim de bir öğrenci velisi olduğum için 3 çocuğum var ve üçüne de <laughs> velilik yaptığım için eğitim konusunda da bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bilmiyorum insanlara belki benim kişisel görüşüm bir ışık tutacaktır. Ee, Hı -hı. Dediğiniz gibi gerçekten çok donanımlı bir eğitim alma şansına sahip oldum ve ben e, hayatımda hiç özel okulda okumadım. Hı -hı. Yani sadece devletin olanaklarıyla okudum bizim zamanımızda zaten çok fazla özel okulda yoktu ama sonrasında da kendi oğlumun deneyimlediği bir eğitim sürecinden yola çıkarak söylüyorum bizim eğitimimiz gerçekten çok kaliteli bazı evet. şeylerin farkında olmamız gerekiyor. Sadece o yeter. Ee, farkında olmak farkında bile yeter. Farkında olmamız gerekiyor. Neye sahibiz, neye eksiğimiz evet. var, ne e, neler katmalıyız. Evet. Bu size bakıyor. Siz bundan nasıl faydalanabiliyorsunuz? Evet. Yani. İşte bunun için de iyi yetişmiş olmak gerekiyor. Onun Doğru. için eğitimin her kademesi birbirinden önemli. E, ben e, şeyi merak ediyorum böyle. Ee, ...Görünmeyen Dostlar oyununda böyle ilk heyecanı değil mi? Çok ee, çok büyük heyecan. İsa Serezli. E... Görünmeyen Dostlar'da e, Şükran Güngör rahmeti evet. ve Kadriye Kenter'le oynamıştık. Evet, evet, evet. Ee, o benim okuldan sonra oynadığım Çetin Ceviz adlı komedi. Bir Fransız komedisiydi. Onda Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la tamam, oynamıştık. O Bunlar hep peş aslında. peşe ama. Ya, evet. Ama çok önemli. Çok, ee, çok. Yani onlar ustalarla bir araya olunca sen tabii ki e, e, oyunculuk adına bir heyecan hissettin ve İnanılmaz. yani bir yol çizildi aslında sana. E, onlar bir ilham çünkü. Evet. Onlar gibi olmak. Evet. E, Her biri ayrı ayrı bir ikon ve e, ya, rol model ya, olan ya. insanlar ve e, canlı canlı gözümün önünden geçtiler. <laughs> Tam yetişme çağındayken evet. gerçekten çok şükür. Büyük büyük ilham veriyorlar. Ee, ben e, tiyatrodan hemen sonra bir erkeğin anatomisi filmindeki rolünle evet. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Kadın Oyuncu evet. ödülü kazandım. Evet. Ya da her şey daha yeni başlamışken büyük bir başarı. Yani hemen bu ödül elindeyken Sahnedeyken, alkışlanırken ne hissettin diye merak ediyorum. Dakika ee, bir gol bir diyeceğim yani o kadar e, başlangıçta evet. desteklenen bir oyunculuğum var. Evet. Ee, Birçok Birçok şey gibi ustalar tarafından takdir edilmenin e, de ne kadar değerli ve ayrıcalıklı bir şey olduğunu da ...Kemal'e erdikten sonra daha iyi anlıyorum ben. Hı -hı. O zaman her şey. Çok hızlı ilerliyordu hı hı. E, ve e, bana normal geliyordu açıkçası. hani zaten olması gerekenler oluyor. Hı hı. E, Anlıyorum. Şansımı sonradan çok daha Anlıyorum. iyi fark ettim. Bunu tekrarlaman e, neden önemli biliyor musun? E, herhalde bizi seyreden genç e, sinemaya tiyatroya ilgi duyan gençler vardır diye düşünüyorum. E, ben oldum e, diye bir şeyin Yok. olmadığını. Ee, daha çok çok fırın ekmek yemeleri gerektiğini, e, öğrenciliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini e, belki anlamış olmaları gerekir. Evet. Bitmesinde zaten. Evet. Bitmesinde zaten. E, çünkü biterse gelişimimiz durur. Biz her yeni projede hı hı. aslında yenileniyoruz. E, yenileniyoruz. hep Yeni şeyler öğreniyoruz. Gençleşiyoruz. Sağlıkla doluyoruz. bu, bu o kadar önemli bir şey ki. Çok güzel, çok hoşuma gitti. E, tiyatroda bu kadar büyük ustalarla beraberdin. Sinema farklı bir alan, farklı bir pencere. Ondan söz eder misin? Sinema deneyiminden. Sizin karşınızda çok zor sinemadan bahsetmek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü esasen şu anda da bizzat bir efsane oturuyor karşımda. <laughs> Değişik bir duygu gerçekten. Ama e, hemen e, dizi... E, Yapanlar seni e, fark ettiler ve peş peşe diziler ve artık dizinin dizilerin en çok aranılan e, yıldızı oldun. Dizi sektöründe böyle bir şey oluyor biliyorsunuz. Evet. Yani bir sarmala giriyorsunuz, bir proje bitiyor, biterken ya. öbürü başlıyor ve hani zamanınızın çok büyük bir kısmını dizilere ayırmak durumunda kalıyorsunuz. Ee, bu da aslında çok şanslı bir durum çünkü çok büyük bir kitleye e, kendinizi ifade edebiliyorsunuz, sizi tanıyorlar, bu, bundan güç kazanıyorsunuz. Ama e, diğer alanlardan da e, pek zaman e, ayıramaz hale gelebiliyorsunuz. Ben bunu şimdi de dengeli yapmaya çalışıyorum. Yani e, mutlaka her sezon bir oyunum. ...olmasını arzu ediyorum. İnşallah ee, Sinema filmi... E, ...yani sinema zaten apayrı bir şey. Yani aslına bakarsanız... ...hepimizin oyunculuk hayali... ...aslında sinemayla başlıyor. Çünkü biz önce film seyrediyoruz... Yani ve oradaki yıldızları devasa görüyoruz ve ben de orada olmalıyım diyoruz. E, tiyatroya gidiyoruz, sahnede nasıl, nasıl devinlediklerini görüyoruz. Oldu, biz ben biz de biz. o ışıkların altında olmalıyım diyoruz. Herkesin hayali böyle başlıyor. Doğru. E, sinema apayrı bir şey. Yani şöyle de bir durum var. E, herkes de hem kamera karşısında hem de sahnede var olamayabiliyor. Çünkü teknikleri de farklı. Yani kamera karşısında daha minimal oynamak gerekiyor. İşin tekniğini bilmek ve hakim olmak gerekiyor. Kamera açılarını bilmek gerekiyor, aks bilmek gerekiyor, ışığı kollamak gerekiyor. tanımak gerekiyor. Tanıma, lensleri evet tanımak gerekiyor. Yani e, çok yönlü olmak zorunda aslında bir oyuncu. Ee, senin kariyerinden söz ederken birçok... E, ...yeteneklerini göz ardı etmeden anlatmak istiyorum. Çünkü dizi dedik sadece oyuncu olarak kalmadın... ...Benimle Evlenir Misin adlı dizinin aynı zamanda senaristi. Evet. Değil mi? O da benim için çok büyük şans oldu. Çünkü biz böyle bir iki tane televizyon filmi çekmiştik o dönem. İrfan Tözüm'dü yapımcımız... Ee, biz onları çekerken e, ben de e, hep içimden geçiriyordum. Yani öyle bir hikaye olsa ki böyle sıcacık gelse herkese, bir mahallede geçse hani böyle geleneklerini sürdüren bir mahallede geçse ama işte içinde bir aşk hikayesi de olsa, herkese çok iyi gelse herkes bunu çok sıcak bulsa böyle bir şey hayal ediyordum. Ee, ve bu aklıma geldi e, ve bu hikayeyi İrfan abiye o dönemde bunu da bir okur musunuz diye verdim ve İrfan abi dedi ki bunu dizi yapıyoruz. <laughs> Ondan sonra da bir yandan yazıp o çok, bir yandan. Çok evet <laughs> evet çok güzel zaten dedin ya kütüphanemiz vardı okumaya orada evet. var. Yani okumaya meraklı olan edebiyata meraklı olan insan bir anda bir yerde de e, o hayallerini e, mutlaka yazmaya, gerçekleştiriyor e, değil mi e, zaten hani bale muhteşem bir sanat ve sahnede olmak olağanüstü güzel bir duygu ama beni zaten tiyatro sınavlarına sokan da e, edebiyat sevgimdi çünkü ikisi birleşiyor hani sadece fiziken sahnede olmuyorsunuz evet. bu edebiyatla birleşmiş oluyor. Bundan güzel, iyisi can sağlığı. Güzel, güzel tanımladın. Evet. Ben bu diziden bahsetmişken tabii ki İsmail Hakkı sunat eşinden de e, bir parantez açmak istiyorum. Çünkü maalesef e, çok kısa bir evlilik döneminiz oldu. Çünkü o bir kazaya kurban gitti. E, maalesef... E, bu bireysel... Acı bir olaya Soğuk. kurban gitti o bireysel diyelim. Bireysel silahlanma e, konusu benim çok içimi acıtan bir şey. E, hala problem böyle bir problemimiz evet. var. Biz de sosyal olarak bu konularda zaten sesimizi duyuruyoruz. Evet. Hani bireysel silahlanmaya evet. karşı bir duruşumuz var. Evet. E, sosyal projelerde yer alıyoruz. E, bireysel Ama... silahlanmanın da ötesinde şiddet. Şiddet, şiddet e, çok tehlikeli. Her türlüsü tehlikeli. Evet. E, evet eşini kaybettin ama sen hayata küsmedin. Evet. Benim dünya güzeli bir, bir meleğim vardı. vardı. E, meleğim Engin diyorsun. Deniz, evet. Çünkü, Engin Deniz. Evet. Engin Deniz otizmli. E, zaten beni takip edenler biliyordur. Elbette. Asperger sendromu daha doğrusu bu otizm skalasının içine giren bir durum. Ee, ve hep özel eğitim aldı, destek eğitimler aldı ee, çok küçük yaşından. Yani ben bunu keşfettiğimden itibaren özel eğitimler aldı ve e, hakikaten e, çok iyi bir seviyeye geldi. Ee, bu tip çocukların en önemli özelliği bana göre yalan söyleyemiyorlar. <laughs> ya. İçinden geçeni söylüyor, içinden geldiği gibi davranıyor. Bir yalan yok düşünebiliyor musunuz ya yani bu de melek değil de mi Evet ama o e... bana inanılmaz güç veriyor Çünkü ister istemez e, onun gözünden bakıyorsunuz hayata onun tepkilerini ölçüyorsunuz Ben mesela birçok bir konuda her şeyin yolunda olup olmadığını e, çocuklarıma bakarak ölçerim, anlarım Eğer onlar olumlu bir tepki veriyorlarsa tamam her şey yolundadır Eğer onlar birini sevmişlerse o iyi bir insandır. Çocuklarda yalan yok. Ne? Hele e, otizmli, aspergerli çocuklarda hiç yalan yok. Çok... E, bambaşka bir dünya. Çok naif ve insana çok iyi gelen, insanı iyileştiren, insanı daha iyi insan yapan bir dünya. E, çok güzel e, tanımladın. Gerçekten onlar bir melek. Tertemiz. E, sadece ve sadece... E, iyilikle bakan, iyilikten anlayan melekler. E, ancak çok doğru bir şey yapmışsın, eğitim. Evet. Eğitimle onu hayata kazandırmak, e, toplum içine e, kazandırmak çok önemli. Kesinlikle. Bu konuda e, anne ebeveynlere çok görev düşüyor. Çünkü evet. bu hizmeti devletimiz zaten vermekte. Şimdiki ebeveynler daha şanslılar. Evet. E, Engin Deniz şimdi bu yıl 23 yaşında olacak. E, onun çocukluğunda, onun küçüklüğünde e, henüz bu kadar çok olanaklar yoktu devlet tarafından sağlanan. E, o yüzden Engin Deniz hep özel okulda okudu. E, liseye kadar ve hep destek öğretmenlerle anlaşıldı, onlarla çalışıldı vesaire. Bunlar kolay değil. Değil. Ama değil. E, sonra lisede ee, ben hep araştırıyordum işte nerede ne var. Beykoz'da, Beykoz Özel Eğitim Merkezi diye bir devlet okulumuz var ve onun türevleri de var Türkiye'de birçok yerde. Bu okulu buldum, ee, gittim hocalarla görüştüm ve ben sırf Engin Deniz okula gidebilsin diye Beykoz'a taşındım. İşine, evladına sımsıkı sarıldın. Bir yandan onu yetiştirirken bir yandan da e, mesleğin devam ediyordu. Evet. E, o arada birçok e, Yağmur Zamanı, evet. Hayatım Sana Feda, Sahte Prenses, Fe, Adı Feriha değil mi? Evet. Tam sıralamasını ben de karıştırıyorum. Ya, ya ama benim de hafızamda <laughs> yer etmiş olanlardan söz ediyorum. E, Sahte Prenses dizisi galiba seni... En çok e, tanıtan dizilerden biri. Aslında e, Rahmetli İsmail Hakkı Sunat'la oynadığımız Benimle Evlenir Misin? O bizim için çok özel bir işti. Çünkü ikimizi birden tanınır hale getirdi. E, belki hani 7 e, yıl bir birlikteliğimiz olabildi. Bu kadersel bir şey. Tabii ki. E, kabullenmesi çok çok zordu. Ondan sonraki süreçte benim bir süre gerçekten e, aklım başımda değildi diyebilirim. Ama ama çok iyi. Ama, e, bizim için çok özel, çok önemli bir işti. Bize güç kazandırdı, bizi tanınır hale getirdi ve bizim paylaştığımız 7 yıl gerçekten güzel geçti. Başarıyla ve güzel geçti. E, benimle evlenir misinden sonra gerçekten e, Sahte Prenses benim için çok özel işlerden biridir. Değil de. Çok başarılı bir uyarlamaydı o. Değişik bir roldü. Ondan sonra Yağmur Zamanı da öyledir. E, oynadığım her diziyi seviyorum ama... İşte işte en son zalim İstanbul'da evet. adını feryat koydum gibi böyle evet. seyircide iz bırakan işlerden biri oldu. Değil mi? Orada evet. adını feryat koydumdan VTR hazırladı arkadaşlar. Ya. Biz mi? Tabii ki. Bir hatırlarız oradaki güçlük güçlü kadını. Tamam. <laughs> Cansu'nun durumu nedir Asım Bey? Aslında işte de fena değil Sanem Hanım. Yalnız biraz konsantrasyon problemi var. Zamanla onu da aşarsak çok daha iyi yol alacağız. Anlıyorum. Konsantrasyon problemi. Tamam bu konunun üstüne eğilmemiz gerekecek. Peki çok teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte bekliyoruz. İyi günler. İyi günler. Cansucuğum takıldığın bir yer olursa dilediğin zaman arayabilirsin. Teşekkür ederim hocam. konsantrasyon problemi. Neden hiç şaşırmadım acaba? Cansu, bak dershaneye gitmek istemiyorum dedin. Babanı ikna ettim. Onu bir kere daha hayal kırıklığına uğratırsan bunda benim de payım olacak. Bu e, dizi esnasında sen meme kanseri oldun. Evet. Hı hı. Ameliyattan bir hafta sonra tekrar sete döndü. 6 gün. <laughs> <laughs> bu nasıl bir şey yani bu seni hayata bağlayan bir şey olduğu için mi yoksa böyle çok mu işkoliksin? İşkolik. Ya ben işime iş gözüyle bakmadığım için yani benim işim bir yaşam biçimi. Hı hı. Hani çünkü aşkla yapıyoruz ama olmazsa e, olmaz. Olmazsa olmaz. Olmazsa rahatsızlanıyoruz zaten. <laughs> ee, ben bu meme kanseri ve benzer hastalıklarda Şimdi zaten tıbbın geldiği çok iyi bir nokta var. Çok rafine ilaçlar var. Ve bunun çok geç kalınmış bir teşhis değilse tedavisi var. Evet. Ve o süre zarfında hangi sıkıntıyı yaşarsanız yaşayın. İşte saçınız mı dökülüyor, öyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Bunların hepsinin de geçici olduğunu da biliyorsunuz. Çok da uzun sürmüyor bu tedaviler. Hadi diyelim ki bir yıl. Her neyse ama bir sonu var. Bunlar atlatılamayacak şeyler değil. Ben insanları en çok yıpratan şeyin bu süreçlerde bildiği ve sevdiği yaşam düzeninden kopmak Hı. olduğuna inanıyorum. Hı. Yani tabii ki e, belki e, kendimizi yorgun hissedebiliriz biraz daha falan belli etkilerini yaşayabiliriz ama ama geçici ama geçici ve bunun için süre giden hayatımızdan vazgeçmemiz toplumda tecrit olmamız vesaire gerekmiyor. Gerekmiyor. İnsanların bunu anlaması gerekiyor. O zaman gerçekten daha az yıpranacaklar hatta yıpranmayacaklar. Evet. Çünkü ben bu teşhis ilk konulduğu zaman doktorların bana bunun ne kadar yaygın olduğunu. Maalesef. Hani bu, bu bir gerçek hayatın bir gerçeği. Tedavi ee, edilebilen bir hastalık olduğunu. Çok şükür ki öyle yani e, yani çok negatifi kafada büyütmemek lazım. Allah çaresiz dert vermesin çok demişler. Güzel. Bunun çaresi var. 6 ayda bir gidip güzel güzel kontrollerinizi yaptıracaksınız kadar. İşte bu kadar. <laughs> yani bunun için işinden geri kalmak gerekmiyor. Sosyal hayatından vazgeçmek gerekiyor. Herkes kendini kollamayı bilir zaten. Ama evde oturup da bunalıma girmek gerekmiyor bunun Evde için oturup ya. bunalıma girip kendini acıyıp daha da çok hasta etmenin anlamı yok. Çok güzel söyledin. Doğru. Ee, yani tiyatro tiyatro e, e, bir e, kariyerin başlangıcı ve eğitimini aldığın bir branş. Dolayısıyla tiyatro sahnesinde de çıkmış bir insansın. Ama sonra dediğin gibi bir diziler aldı seni götürdü. Evet. Senelerdir seni farklı dizilerde izliyoruz. Hı. Sonra e, huys Huysuz müzikaliyle tekrardan sahnedesin Evet. Yani e, tekrardan e, sahneye e, karar vermende de... Müzikalin konusu muydu yoksa müzikal olması tabii miydi? Müzikal çok renkli geldi miydi? yani hem oynayacağım hem dans şarkı edeceğim şeyken. şarkı söyleyeceğim arkada bir orkestra var ve en önemlisi de Engin Alkan rejisi. <laughs> Engin Alkan benim çok sevdiğim çok hayranlık duyduğum bir sanatçı yönetmen oyuncu ve bizim okuldan bizden önceki mezunlardan çok gurur duyduğumuz bir insan. Ee, ...ve hani ondan böyle bir teklif gelince zaten reddedemezdim... Ee, ...diziyle aynı anda hani zaman açısından bir sorun olur mu diye bir şeyim vardı... ...soru işaretim vardı ama ne olursa olsun bunu yapmalıyım dedim sonra... ...ve böyle bir dönüş oldu tiyatroya çok da iyi oldu... ...çünkü tiyatro canlı canlı seyirciyle karşılıklı olduğunuz için sizi çok yukarı çeken... Ee, Değil mi gençleştiren, enerjiyle dolduran çok büyüleyici bir yer. Yani Evet. E, kimse vazgeçemez sahneye çıkmaktan. O çok mutlu olduğun tiyatro sahnelerinden çok... e, böyle bir iki e, görüntümüz var. E, seni sahnede e, görmeyen seyirciler için birlikte izleyelim. Tabii bir alkıştı ama şuralarda bir yoğunluk gördüm. Sizi var ya, sizi var ya çıkıştan Ay sinirim kalktı ya. Anladım benim sana başka türlü anlatmam lazım. Çünkü anlamayacaksın. Kusura bakma Angelik ama. Yani sende hiç kafa yok. Toplantıları oh. tedavi amacıyla yapıldığını, ufak tefek sorunlara ayıracak zamanımız olmadığını,

Nasılsa tekrar karşılaşacağız. Hayır. Sizi tehdit etmiyorum. Demek istiyorum ki bütün bedeller ödenecek ve geriye sadece sevgi kalacak. Yaptığım, yazdığım, söylediğim, düşündüğüm, sevgi olmayan, ışık olmayan her şeyi geri alıyorum, iptal ediyorum. Şimdi ve tüm zamanlarda doğmuyor. Huysuzdaki rolünle mi Afife Jale aday, aday oldun? Evet. Sonra e, Google Kuşu'nu yaptık. Oktay Kaynarcı ile birlikte oynadık. Şakir Gürzumar yine hayranlık duyduğum bir tiyatro yönetmeni yönetmişti. Yine Şakir Gürzumar'la sonraki Frankenstein'da Einstein'da evet. çalıştık. Cansel Elçin, Kerem Alışık. O da çok güzel bir oyun oldu. O da 3 sezon sürdü. Böyle peş peşe güzel oyunlar oldu. Bu oyunlar... Sefer oldu. oyunlar e, evet. Tiyatro e, bir oyuncu için e, oyunculuğunu sergileyebilmesi, oyuncu olarak tatmin olması ne ...yaşadığı bir alan... ...değil mi? Evet. Sen de aynı şeyi düşünüyor evet. musun? Bir de... Yani, e, tiyatro biz, sahnesindeki... E, ...oyuncu olarak... ...kendini daha... E, ...işini... E, ...etkili yaptığını düşünüyor musun? E, kesinlikle... ...ve e, oyuncuyu... ...her seferinde yeniden eğittiğini de... ...düşünüyorum. E, biz... E, o zamanlama duygusu vardır ya oyunculuktaki hı hı. Ee, çok önemli Evet çok biz çok önemli o zamanlama duygusunu sahnede e, canlı canlı edinebiliyoruz seyirciden tepki alarak hani nerede es vereceğiz nasıl gireceğiz hı hı. Ee, daha birçok şeyi ritmi ee, ve duygu devamlılığı var tiyatroda arada kat yok i̇şte. kimse e, durdurmuyor. İşte o. <laughs> yani ee, onun için e, daha e, avantaj mı demeliyim ne demeliyim bilmiyorum. Gerçekten sahnenin oyuncuya böyle bir hediyesi var. Evet. Ee, sinema ve dizide çok daha e, teknik gidiyor oyunculuklarda. Orada yönetmene teslimsiniz. Tamamen. Yolda. Çünkü e, post prodüksiyona siz girmiyorsunuz. Tabii ki. o sizin performansınızın neresini alacak, kullanacak, nereden görecek? Bilmiyorum. Bunlar yönetmene bağlı. <laughs> Ama tiyatroda baş oyucusunuz. Evet. Çok güzel. En son oynadığımız oyunda yine sadece alışıkta Kadir Kader Apartmanı No 3 adlı oyundu. O benim için çok özeldi çünkü ben yazmıştım. Hani bir oyun. Evet. 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 Ee, ve evet. hani Türkçe dilinde yazılmış ilk spiritüel temalı oyundu. E, spiritüel bir teması vardı e, Ve e, çok enteresan oldu Tam bu pandemi başlamadan önce Biz sahnedeydik e, Şimdi tabii kesintiye uğradı ama e, Oyunun da şöyle bir mesajı vardı e, Dünyada biliyorsunuz Dünyadaki sistemi bir eşitsizlik var hı hı. Evet. E, Şöyle diyordu Bir karakter Dünya nüfusunun yüzde sekizi Dünya gelirinin yüzde seksenine sahip. Siz artık dünyayı aynı şekilde yönetmeye devam edemeyeceksiniz. Bastığınız zemin ayaklarınızın altından kayacak. Değişimden korktuğunuzu biliyorum. Ama her şey bitecek ve yeniden başlayacak. Oyunun finali böyle bitiyordu. Şimdi tüylerim diken bugün, diken bugün, oldu. Bugüne bugün çok müthiş bir gönderme. Evet. Müthiş bir gönderme. Ve bu öngörüsü e, çünkü e, başta bizim... Kutsal kitabımız olmak üzere. Kur'an-ı Kerim e, okumayan kimsenin kalmamasını diliyorum. ya Çok şeyi çözecekler. Çok şeyi fark edecekler. Anadolu felsefesini mutlaka okumalarını, araştırmalarını diliyorum. E, ve genel olarak zaten insanların bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalarını Olmamalı. diliyorum. Çünkü çok okuduğunuzda ve araştırdığınızda ee, bir takım öngörüler geliyor size zaten. Hayatın nereye evrileceğini, nasıl gideceğini zaten görüyorsunuz. O oyunda bu öngörü vardı. Çok ee, bundan güzel. dolayı çok gurur duyuyorum. Evet. Ne demek tiyatro oyunu yazmak demek? <gülüyor> <gülüyor> Diz, dizi senaryosu yazdın. Ee, sinema e, filmi için bir senaryon var mı? Şu ana kadar yok ama, ama benim vardır, şöyle bir projem var. Bir ee, benim ailemin hikayesi çok enteresan olduğu için. Çünkü işte dedem ikinci e, Abdülhamit'in kızı tarafından büyütülüyor. Hmm. Ve e, eğitimini yurt dışında Avrupa'da yapıyor. O sırada İsviçreli olan anneannemle orada tanışıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. İşte e, sana film senaryosu. Evet, Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye'ye dönüyorlar. Dedem burada çalışmaya başlıyor. Ve e, beş çocukları oluyor. Bu sadece anne tarafımın hikayesi. Baba tarafımın yani o zaten muazzam bir sülale. İşte bütün o Nevesler, Kökdeşler, Muhlis, Sabahattinler, Melek, Kobralar, Keriman, Halisler baba tarafından. E, zaten o ailenin öyküsü hani Osmanlı Sarayı'ndan geçen çok değişik bir öykü. Benim dedem <laughs> Atatürk'ün sınıf arkadaşı Harbiye'den. Yani gelen kurmayın bana. Gönderdiği, hediye ettiği bir şey var, sınıf listesi var bende. Mustafa Kemal ve Yümlü. Ne Uğur. şans, ne şans, ne güzel. Şimdi ben ne bu, değerli. bu hikayeler bana tabii ki çok ilham, i̇lham veriyor diyor, değil mi? Ee, ve ben bunu bir roman formunda e, gerçekten yazmak istiyorum. E, bunun ardından belki sinemaya da uyarlanması mümkün olacaktır. Ee, çok olası, çok mümkün çünkü e, romanların da. E, sinemaya uyarlandığını biliyoruz. Bazıları çok Bazı, iyi oluyor. Bazıları da senaryo tadında yazılmış romanlar Doğru. oluyor ki çok daha fazla e, cezbediyor evet. sinemacıları. Burada Dilerim, bu, 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 yani çok güzel şeyi bir şey hatırlamamız çok büyük lazım. Bir özellik biliyor musun? Yani her oyuncu e, yazar olamaz e, ya da yönetmen olamaz. Seni hey, yönetmen olmak gibi bir düşüncen oldu mu hiç? E, bu olabilir. E, fakat e, fikri üreten kısımda olmak, o kreatif noktada olmak, yönetmenlikte bir büyük bir yaratıcılık. Fakat e, bu hikayeyi ilk oluşturan olmak, Sen e, yine de bana çok heyecan veriyor şu anda. Anladım. Onun üzerine bir yönetmenin de e, kendi yaratıcılığıyla bir şey koyması, o da ayrı bir keyif oluyor bana o süreçte. Harika. Güzel. E, Dilerim e, devam eder. İnşallah. E, şimdi e, yakışıklı Engin Deniz'den bahsettik ama. Evet. Senin, bir de ikizlerin. Evet Mina ve Poyraz. Ya <laughs> evet. onlar şimdi 10-12 yaşlarında. 12 evet. evet. Mayıs'ta 12'yi dolduracaklar. Ya ikiz onlar. Evet. Onlar çok şanslı. Onlar hep hayatları boyunca yan yana, omuz omuza evet. iki kardeş. İkizler apayrı bir dünya. İkizleri büyütmek nasıl bir şey? Her şeyi iki kere yapıyorsunuz. <laughs> ya baya. <laughs> Her şeyi iki kere yapıyorsun. Evet. Yani e, tabii muazzam bir şey. Hani <laughs> ben daha önce ikiz <laughs> görmemiştim yani. Yakın ama ailede vardır yoktu. herhalde. Yoktu. Hı. Yani ama mu mu muazzam bir dünya yani birbirlerini hissediyorlar. Çok ee, Mesela şey diyorlar işte o üzüldüğü zaman, bir şey canı sıkıldığı zaman benim karnım ağrıyor diyor kardeşi. Hani böyle bir e değişik bir bağları var. E, çok enteresan hakikaten. O onlar da bana çok ilham veriyorlar. <laughs> Şimdi oyunculuk dedik, tiyatro dedik, dizi dedik, e sinema dedik. E bir e, özelliğin daha var, e, seslendirme sanatçısısın aynı evet, zamanda. Evet, onu çok seviyorum. Değil mi? Çok seviyorum. Çok da e, yani böyle dünya çapındaki oyuncuları seslendirdin. Charlie Steron mu bir tanesi? Charlie Steron, Angelina Jolie. Jolie. Hani e, güzel yapımlardı, büyük filmlerde hepsi. E, çok sık yapamıyorum onu, ama e, yaparken çok büyük. O da bir alıyor. dünya değil mi? Müthiş bir şey. O Sıra. filmde oynamış gibi oluyorsunuz. Değil mi? Yani oraya gidiyorsunuz. Çok 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 güzel. <laughs> Biraz seviyoruz galiba işimizi. <laughs> çok çok önemli. Ben dublaj sanatçılarına da çok saygı duyuyorum. Bir küçücük karanlık odanın içinde bir dünya yaratıyorlar. Sesleriyle ruh veriyorlar o filmlere. Onlara da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, yani sinema filmi olarak belki sayısal olarak az ama e, bu son olsun evet. filminden görüntülerimiz var. Evet. E, ondan da bir küçük e, bölüm izleyelim tamam. istersen. Merhaba Cafer Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Vallahi işte. Gene hastalandık ya. Geçmiş olsun. Bu sefer neyiniz var? Vallahi... ...bir böyle... ...böyle batma oluyor. Şunu çıkarabilir miyim? Buyurun buyurun. Sağ olun. Vallahi kalbim sancıyor. Sonra böyle... Aşağılara doğru ılık ılık bir şey akıyor böyle. Hani göğsüm bir dinleseniz aslında. Yediğiniz bir şey size gaz yapmış. Böyle terleme falan normaldir. Siz bir karbonat için hiçbir şeyiniz kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, az önce e, sen de dedin e, galiba en son e, Zalim İstanbul'da Hı. oynadın. Ben de e, zevkle seyrediyordum güzel, çünkü orada e, çok güçlü bir kadını canlandırıyordun. Yani çocukları için e, ayakta ve e, verdiği mücadele çok büyük ve bunu büyük bir asaletle e, üstlenmiş. Sanki senin gibi <laughs> yani bir e, çocukları için e, var olmaya çalışan ayakta duran ve kendini ezdirmeyen çocuklarına sahip çıkan bir anne, bir kadın ee, son zamanlarda böyle güçlü kadınları seyretmeye başladık. Ee, yani çok uzun yıllar kadınları böyle daha ezik, e, zavallı, yardıma muhtaç e, rollerde daha çok görüyorduk ama bugün e, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, hakkını arayan. E, mesleği olan gibi kadınları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Evet. E, ondan da görüntülerimiz var ne Zalim İstanbul. Adam akıllı güzel bir dizi. Teşekkür ederim. Korkma. Ben senin gibi taşla sopayla değil. Vuracaksam yüreğimle vururum. Şimdi yüzüme baka baka söyle. Kimin kızıymış edepsiz? parmağındaki yüzükten utanmadan fingirleş kopup bak neler ettiler benim oğluma. Yalan. Yalan anne yalan iftira atıyor bunlar. Metin. Sen de benim evladım sayılırsın. Söyle. Oldu mu kızımın bir kabahat? Ben kızıma kefilim. Anne hep bir denge. Evet. Değil mi? Hep hep de e, haklı olanın yanında duruyor. İster o evladı olsun, ister karşı taraf olsun, evet. haklıyı e, koruyor. E, ben tekrar e, bu dizi'nin se bir seyircisi olarak kutluyorum seni. Yeni bir dizi var mı? Bu arada e, göreceğiz mi? Yeni bir dizi olacak. Hı hı. E, biraz senaryo konusunda titizleniyoruz. Çünkü Zalim İstanbul e, epey çıtayı yükselten bir iş oldu. Ee, iki, iki kere e, yılın kadın oyuncusu seçildim. O diziyle ee, onu düşürmemek gerekiyor. O, o hacimde o güçte bir e, karakter böyle bir proje denk geldiğinde kendim mi yazayım? <laughs> <laughs> yazdığım, yazdığım şeyler var. Vardır. Belli olmaz, belki onlar hayata geçer, belki başka türlü olur. Ama tabii ki yola devam edeceğiz. Elbette. Ama e, sizi karşımda bulmuşken şunu da söylemek isterim. Hep bahsettiniz işte yaptığım işlerden. Hepsi çok özeldi benim için e, ve çok şükrediyorum. Fakat e, şunu da hissediyorum. O hep e, Kemal'e Erme yaşından bahsettik ya. Bana nasıl geliyor biliyor musunuz? Sanki her şey yeni başlıyormuş hmm. gibi. Yani sanki asıl şimdi. E, bundan şimdi. sonra evet, Deniz. Evet, evet. Ne güzel, çok güzel. Bana böyle geliyor ve e, bu duyguyu başkalarıyla da paylaşmak istedim. Çok iyi yaptın. E, peki ilaveler soracağım ben sana. Daha başka yapmak istediğin neler var? Hayal ettiğin bu böyle olmalı, öyle olmalı diye gördüğün şey ne? Ee, şimdi denge demiştiniz ya az önce. Hı hı. Hayatın bir dengesi var. Evet. Burada biraz benim yaşam felsefemden yola çıkmak gerekiyor. Bunu anlatabilmek için. Ee, kötüler niye var? Deriz ya. Dünyada niye kötülük var? Çünkü kötüler olmayınca iyiler de olmuyor. Karanlık olmayınca aydınlık da olmuyor. Varoluşun bir dengesi var dünyada. Ee, bu bizim kutsal kitabımızda da yazıyor. Bu felsefede de var. Bilimde de var. Bu gerçek. Bu bir denge. Bizim işimiz aydınlık tarafta kalıp mücadele etmek karanlıkla. Ee, sanat bunun en önde gelen alanlarından bir tanesi. Işık yaymak, ilham vermek, sevgi yaymak, iyiliği e, yaşatmak. Benim hayalim bu. Ben e, aydınlığın karanlık karşısında, sevginin öfke ve nefret karşısında zafer kazandığını görmek istiyorum. Oh, <laughs> benim hayalim oh, bu. Ben bu sözleri alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü e, benim de hayat felsefem bu. E, hep diyorum iyilik kazanacak diye ee, bunun içinde sanatın o yüceliğine sığınıyorum Evet Çünkü e, özellikle bizim işimiz sinema tiyatro insanlara insanı anlatan yaşamı gösteren ayna olan e, mesleğimizle e, iyiliğin daha çok yayılmasını diliyorum Evet ee, ...çok güzel söyledin. Çok içime işledi söyledikleri. Hayal demişken... E, ...şimdi siz benim... E, ...rol modellerimden birisiniz. Tabii ki... E, ...hepimiz size hayranız. E, sizin kariyerinize baktığımda... E, ...herhalde aşağı yukarı... ...bütün filmlerinizi seyretmişimdir. Herkes seyretmiştir. E, tamamen bir başarı öyküsü. Fakat... ...böyle çok özel bir film var... ...benim için... ...Susuz Yaz... ...hani... E, ...mesela bu bir hayal... Metin Erksan çekiyor... ...siz oynuyorsunuz... E, ...filmin müziklerini besteleyen... E, ...Oscar ödüllü... Bir ...Yunanlı sanatçı... ...ve... E, ...Berlin Film Festivali'nde... ...en iyi film seçiliyor... Şimdi, ...hayal böyle bir şey... Hı hı. Ben de böyle bir şey hayal ediyorum. <laughs> Çok iyi. Devam. Rol modelim olarak. Ha, devam bunu et. et. Çünkü e, hayal etmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Evet. Bir gün hayallerimize ulaşmak için o adımları atmaya devam etmeliyiz. Yolun bir yarısında tökezlenebilir, ayağımız düşebiliriz. Ama bu ayağa kalkmayacağız demek değil. Çünkü bir hayalimiz, bir hedefimiz var. Evet. E, hep ona ulaşmak için e, koşmaya, yürümeye devam etmeliyiz. Sen de bana çok e, ümit verdin, ufuk açtın. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Yani. Bir, bir e, sorumuz daha var. Zamanı doğru kullanmaya çalışıyorum. Bazı kişileri görüyorsun sen de piyasada. Hani bir an evvel ünlü olmak, bir an evvel şöhret olmak, bir an evvel daha çok para kazanmak gibi böyle hayallerle yapıyorlar bu işi. Ama bu işini aşkla yapan insanlar var. Bu işi daha doğrusu insana olan saygısından aşkla yapan insanlar var. Sen de onlardan birisin. Senin için öyle baş rol, yan rol, az rol, çok rol, o rol, bu rol diye bir şey var mı? Bir oyuncu için e, fark ediyor mu? Şimdi işinizi aşkla yaptığınızda e, başarılı olursunuz. Çünkü aşkla yapıyorsunuzdur. Hı hı. Dolayısıyla e, bunun için bedeller de ödüyorsunuzdur. Çok çalışıyorsunuzdur. Hı. Çabalıyorsunuzdur. Yoruluyorsunuzdur. evet. E, dolayısıyla başarılı olursunuz, aşkla yapıyorsanız. E, başarılı olunca şöhret de gelir, para da gelir, her şey de gelir. Yani aşktan çıkan bir şeydir bu. E, evet. Sanat yapmak amacın kendisidir. Onun evet. vasıtasıyla bir şeye ulaşmak değildir. Diğer şeyler kendiliğinden zaten gelir. Zaten kendisidir. Evet. Çok güzel tanıştı. Kendiliğinden gelir diğer şeyler. Mutlaka size baksınlar. Yani e, bir e, abide gibi ayakta. E, ona göre e, hiçbir şeyin kısa vadeli olamayacağını. <laughs> ya da hiçbir şey <laughs> e, sebepsiz olmayacak. Öyle düşünülemeyeceğini e, verilen e, emeğin duyulan aşkın heyecanın sabrın e, öğrenme arzusunun beğenilme e, o insanların gönlünde var olabilme onu hak edebilme e, ne kadar e, bu bu yaşam yani bu 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 başka türlü düşünemediğin bir şey. Evet. Ha bunun getirisi şöhretse bunun getirisi bir maddiyatsa bunlar baştan hesap edilen şeyler değil dediği gibi. Anlatabildim evet. muyum? Yani birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Şimdi az önce dedin ki yaşadıklarım belki bir roman yaparım. Bir film olabilir yarın öbür gün. bunun başlangıç sözü ne olur? finalde neyi e, hatırlatmak istersin insanlara? Her şey aşktandı. Açılış cümlesi bu olabilir. Evet diye. Her şeye aşktandı diye başladı. Evet. Ee, ve tek gerçek aşktı diye bitebilir. <laughs> <laughs> Dönüp dolaşıp çünkü varacağımız nokta her zaman budur. Evet. Her zaman budur. Orada şöyle bir Önemli bir şey var bana göre. Birçok insan öz değerinin farkına varmıyor. Hı hı. Ee, evet. İyi insan olmak doğru insan olmaya her zaman yetmiyor. Çünkü görüyoruz çok fedakar insanlar var. İşte kendini feda etmiş, kendinden vazgeçmiş başkasına adamış vesaire. Hayır bunun bir dengesi var. Çünkü bu size de verilmiş bir hayat ve siz de yaratıcının gözünde eşsiz olanlardan birisiniz. Kendinden vazgeçmek, kendini bırakmak, kendine özsaygı duymamak böyle bir şey söz konusu olmamalı. İyilik değil, Aşk, doğruluk da evet. değil. <laughs> biz ne da, ne güzel der, ee, yaratılanı severim yaradandan Yarat ötürü. Evet her şey oradan geçmeli gerçekten. Hakikat bu. Dilerim hep güzelliklerle, sağlıkla, sevdiklerinle güzel yaşa. Hayat felsefem asla vazgeçmemektir. Yenilgi diye bir şey yoktur. Kazanılmayı bekleyen zaferler vardır diyorsun. Evet, evet. Katılıyorum. <laughs> Başarısızlığın başarının bir e, parçası olmadığını anlamak zorundayız. Ee, sen adam akıllı güzel bir örneksin. Çok teşekkür. Ederim. Bugün geldiğin için, hayatını yolculuğunu bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, sağ olun. <laughs> ben de teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sağ olun. Sevgili seyircilerim, unutmayın, Mevlana'nın dediği gibi hastalık içinde rahmetler olan definedir. Kabuk soyulunca içi tazelenir. Ve şunu bilin ki define her zaman yıkık yerlerdedir. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar buluşmak üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.